Türkiye'yi sarsan görüntülerin ardından özel ekip kuran polisten iyi haber var. İstanbul Başakşehir'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapık yakalandı. Hiç utanmadın mı 14 yaşındaki kızı taciz ederken? İdam istiyorum ben ya. İdam, ibret olsun. Daha 14 yaşında onu bu kadar öfkelendirense evinin önündeyken arkadan gelip kendisine saldıran, taciz eden sapık. 14 yaşındaki kızı neden taciz ettin? Korktum yani, biraz korktum ama sonra cesaretim yerine geldi. Sonuna kadar arkasında duracağım. O adam idam edilmesini istiyorum. Küçük kızın uğradığı kan donduran tacizin görüntülerini dün Şov Haber'de ekrana getirmiştik. Sapık marketten ekmek alıp evine dönen küçük kızı takip etmiş ve tam evine gireceği sırada arkasından sarılarak taciz etmişti. Polis özel bir ekip kurdu. Gece gündüz demediği sokak çalışması yaptı ve sapığın izine ulaşıldı. Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden o tacizcinin ablasında kaldığını belirledi. Daha sonra fiziki takip başlatıldı ve o tacizcinin Avcılar'da bir inşaatta çalıştığı belirlendi. Gece yarısı o inşaata baskın düzenlendi ve tacizci kız kıvrak gözaltına alındı. Hiç utanmadın mı 14 yaşındaki kızı taciz ederken? Neden yüzünü kapatıyorsun? Utanç içindeki tacizci ne yüzünü gösterebildi ne de cevap verebildi. Başını eğdi, içeri alındı. Tacize uğrayan küçük kız da ailesiyle tacizciyi teşhis etmek için emniyete geldi. Gördüğünde bu dedim mi? Dedim. Yani çok belliydi. Üzerini çıkarmamıştı, sadece altını değiştirmişti. Kapı açıktı, gördüğüm gibi o dedim. İğrençti. Kendisini görünce direktmen midem bulandı. Kim görse zaten direktmen rüyasına girer. Küçük kızın annesi ise Şov Haber'e konuştuğunda sapığın dışarıda olması nedeniyle tedirgindi. Kızını okula göndermemeyi bile düşünüyordu. Ancak şimdi içi rahat. Polis teşkilatlarına teşekkür ediyorum ki yakalandı ama o canilerin hakkından idam istiyorum. Başakşehir Asayiş Amirliği ekipleri tacizciyi adliyeye sevk etti. Hiç utanmadın mı 14 yaşındaki kızı taciz ederken? Sadece adliyeye sevk etmedi, aynı zamanda tutuklandı. Bu iyi haberi de buradan aktaralım ama yine de halk yetiştirdi.